Zafer Şahin, DHP'leşen CHP ve Yeni Nesil Demirel Recep Tayyip Erdoğan 22 yılda sadece Türkiye'yi değil muhalefeti de değiştirdi. CHP'liler artık makam odalarında dua ederek ve Kur'an'a el basarak göreve başlıyor. Çok değil 20-30 yıl önce bunu yapanı bizzat CHP elitleri şeriat düzenini istemek ve laikliğe aykırı hareket etmekle suçlayarak kendi kontrollerindeki yargıya havale ediyorlardı. CHP'deki şaşırtıcı değişim ve dönüşümün ne kadar samimi olduğu tartışılır. Ancak siyaseten sonuç aldıkları da bir gerçek. Bakınız 31 Mart yerel seçimleri. Hakkını teslim etmek lazım bu işin altyapısını Kılıçdaroğlu hazırladı. Pratiğe döken de İmamoğlu oldu. Peki bundan sonra ne olur? Asıl merak edilen de bu. CHP'deki değişim sürerse ortada bir CHP kalır mı yoksa YCHP, YDYP haline gelerek iktidara mı yürür? Gidişat sanki CHP'nin giderek DYP benzeri bir parti haline geleceği yönünde. Daha doğrusu Türk siyasetini dizayn etmek isteyenlerin CHP için düşündükleri model tam olarak bu. Arada cumaya giden, gerektiğinde şarap kadehi de tokuşturan, ihtiyaç duyulursa Eyüp Sultan Gürcistan'da Yasin okuyan yeni nesil bir Süleyman Demirel'i partinin başına getirdiklerinde işlem tamamlanmış olacak. Yeni Demirel'in İmamoğlu olduğunu, kendisi için İstanbul'dan Ankara'ya uzanan Erdoğan'ın hikayesine benzer bir siyasi yol haritası hazırlandığını görmemek için kör olmak lazım. Bu hikayenin bir tane öznesi var, İmamoğlu. Ne CHP'nin kendini 100 yıldır ayakta tutan kurumsal kimliği ve altı oku, ne mevcut genel başkan, ne de bazılarının İmamoğlu'na alternatif olarak gördüğü Mansur Yavaş'ın planı hazırlayanlar nezdinde bir önemi yok. Hepsi İmamoğlu'nun işini kolaylaştıracak aparatlar olarak konumlandırılıyor. İşleri bitince parti de dahil hepsini tasfiye edecekler. Kusursuz görünen ve yerel seçim baz alınarak işlediği varsayılan planın sahiplerinin görmediği gerçekse şu. Taklitler aslını yaşatır ve gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar, millet yerel seçimde iktidara ders vermek için oy attığı, DYP'leşen CHP'ye bir genel seçimde ülkeyi teslim etmez. 10 ay önce teslim etmedi. Bu plana en esaslı tepkiyi gösterenler de gerçek CHP'liler olur. Klasik bir CHP'linin en son isteyeceği şey, partinin başında yeni nesil bir demirelin olmasıdır. Bayram sonrasında siyaset daha da hareketlenecek. Sürprizlere hazırlıklı olun. Aşırı fonlanmanın zararları. Kendisi aslında sanatsahane medyasının gölge yayın yönetmeni. Ama bir dönem AK Parti'de siyaset yapmış, şimdilerde yeniden Refah ve İmamoğlu'na olduğuna sinyal çakan bazı AKP'liler tarafından da çok tutulur. Ruşen Çakır'dan bahsediyorum. Yerel seçimden sonra AK Parti'nin artık yok hükmünde olduğunu ve zincirin koptuğunu söylemiş. Muhtemelen kulağına Öyle fısıldanmış. Washington Brüksel hattı tarafından fonlandığı belgeli Çakır'ın bugünlerde dümeni İmamoğlu'na kırdığı çok açık. Çakır ve fondaş arkadaşları daha önce de 17-25 Aralık'ta Gezi'de 7 Haziran 2015 seçimlerinde 15 Temmuz ihaneti öncesinde 2019 yerel seçimleri sonrasında Recep Tayyip Erdoğan ve partisini yok hükmünde ilan etmişti. Erdoğan her seferinde milletin desteğiyle boşa çıkardı bu çürük argüman ve tutarsız öngörüleri ama uslanmıyorlar. Uslanmazlar. Bugün de bilindik ezberlerini tekrarlıyorlar. Yeni Türkiye'de yıllardır yok hükmünde olduklarının farkında olmadan serbest stilde saçmalamaya devam ediyorlar. Aşırı fonlanmanın yan etkileri sanırım. Yoksa niye belediye seçimlerinden bir iktidar değişikliği çıkarmaya çalışsın Ruşen Çakır? Hep bu aşırı fonlanma yüzünden oluyor. Ne oluyorsa Zafer Şahin Milliyet. Mehmet Beyhan Kara Propaganda. Gazze zor bir süreçten geçerken ne yazık ki Türkiye'de bazı insanlar kısa vadeli siyasi hesaplar uğruna ahlaki ilkeleri hiçe sayarak İsrail'in kara propagandasına alet oluyorlar. Halbuki kara propaganda İsrail'in bilinçli olarak başvurduğu psikolojik bir mücadele yöntemidir. Ne yazık ki her gün hepimiz pek çok açıdan bu tür propagandalara maruz kalıyoruz, şahit oluyoruz. Bu bakımdan Filistin'de İsrail vahşeti devam ederken, Türkiye'de paylaşılan sözde haberlere, videolara karşı temkinli olmalıyız. Zira temkinli olmak, şuurla paylaşılan haber arasında münasebet kurmaktır. Aksi halde bir fabrika gibi çalışan algı merkezlerinin kurbanı oluruz. Türkiye Filistin davasını kendi davası olarak görmektedir ve bu konuda elinden geleni yapmaktadır. İsrail ve İsrail kaynaklı lobilerinde bundan rahatsızlık duyduğunu aklı başında herkes tahmin eder. Türkiye'nin bu samimi gayretlerini dünyada aklı ve vicdanı kirlenmemiş hiç kimse inkar etmez ve çabalarını takdirle karşılar. Siyonistler bu durumdan son derece rahatsız oluyorlar. Ürettikleri algılarla Türkiye'ye karşı oluşan ilgi, inancı kırmak istiyorlar. İster muhalefeti, ister iktidarı destekleyen olsun Türkiye'de herkes İsrail'in Gazze'de işlediği vahşeti lanetler. Siyonistler bundan da rahatsızlık duyuyorlar. Hal böyleyken Filistin konusunda bilinçli olarak iktidar İsrail'i destekliyor tezviratları yayanlar ahlaksız olmanın ötesinde hem Türkiye'nin hem Filistin'in hem de insanlığın gerçek düşmanlarıdırlar. Sosyal medyada önümüze düşen her haberi izlemek, o konuyu bilmek demek değildir. Asıl bilmek bu tür haberlerle varılmak istenen sonucu görmektir. Kara propaganda ile algı oluşturmak için haber üretilir, kaynak kendileri olduğu halde sanki başka kaynaktan çıkıyormuş gibi gösterilir. Sosyal medyada dolaşan sözde bir haberde Türkiye İsrail'e askeri ekipman verdiğini bile söylüyordu. Haberin kaynağına baktım kaynak yok. Yani sahte haber üretildiği son derece açıktı. Temel amaç yalanla gerçekleri değiştirmek, inançları sarsmak ve iktidara zarar vermektir. Zira kara propaganda yönteminde hile, entrika, fitne, fesat, yalan, iftira kısacası her türlü sinsilik vardır. İsrail ve müttefikleri amaçlarına hizmet eden her yola başvurduğunu defalarca tecrübe ettik. Kara propaganda ile nifak tohumları ekilerek aramızda düşmanlık ve güvensizlik yaratmaya çalışıyorlar. Bu tür tuzakları şuurla bozabiliriz. İsrail, halkın kendi içinden çıkardığı liderden soğutmak, hükümetle millet arasındaki güveni sarsmak, sosyal ve ekonomik dayanışmayı yıkmak istiyor. Toplumu oluşturan bireyleri şüpheli, kaygılı, mutsuz ve zihinlerini karıştırmak istiyorlar. Böylece toplumda oluşacak zaafları propaganda malzemesi olarak kullanacaklar. Önümüzdeki süreçte terör saldırıları ve toplumsal kargaşa çıkartma girişimlerini boşa çıkartmak için kara propagandaya karşı dikkatli olmak gerekir. Mehmet Beyhan, Milat